Tebrik ediyorum. Beşiktaş bugün pozisyona da girdi. Bir oldu yine oyun içerisinde, özellikle ikinci devrenin başında bu oyundan bir şey çıkartabilirdik yani. Bir ilk 10 dakika 15 dakikası kaydık o tarafa. 2-3 tane korner oldu, frikik oldu, bir arka koşu oldu. Ama doğal maçta da tabii özellikle gol yiyince organizasyonu kaybettik. Yani o disiplin olmak bu tarz maçlarda çok önemli ve maçın içinde kalmak. Yani ikinci gol yiyorsan 2 dakika sonra, 3 dakika sonra bu maçını çevirmek çok zor oluyor. Dolayısıyla da yani tabii ondan sonra biraz daha acele oluyor, değişiklikleri çabuk, birisi yoruluyor işte yani. Organizasyonu kesinlikle, o disiplini, sahada disiplini tutmak lazım. Çünkü 1-0 fark, 3-0 çok fark yani. Negatif puan almaması tabii, o güven kolay gelmeyecek yani. Bir de sonuçta da stadı değişiyoruz. Seyirci bir yerde gelemiyor, o kadar destek, o kadar zor yani, kolay gelmiyor. Ya bir pozitif enerjiler nereden alacağız? Bir Instagram'da mı alacağız sonuçta yani? Bir yerden almak lazım şimdi. Bugünkü aldığın enerjisi Beşiktaş'ı veya başka bir takımlardan daha kolay tabii. Bir gol atar son dakika bile, o enerjiyi ki yanına taşırırsın. Yani bazen de böyle gidişatı zor olduğu zaman bu enerjiyi bir yerden alma zorundasın. Yani hoca da diyebilir, hoca da yapabilir. Birbirize daha bu etmek yani, takımı tutmak yakın, ama yani bunlar yani yaşadığım bir gün yani, rutin bir gün yani. Bu ekstra enerjiler ancak maç kazanırsan, tabii maç kaybedebilirsin sonuçta yani, bu futboldur. Bizde olmaz kaybetmek, yoksa her dünyada maç kaybetmesi de bir parçadır yani. Onun için hayır. Bir de tabii siz yani, herkes kötü oynuyor diyor, onu bilmiyorum. Birisi 7 atıyor, birisi 5 atıyor, birisi 4 atıyor. Birisi de ya kötü oynarken de kazanıyorsan, demek oynarken daha iyi olur. Demek disiplin oynaması çok önemli. Kalite bir pozisyona girerken o golünü atıyor, o da çok önemli bir şey. Yani 5 tane girersen atarsın, bir tane, bir tane de gidersin maçı, onu atarsın, maçı kazanırsın. Zaten form gelince, kış geldi, soğuk geldi, maçlar her ikinci gün. Düşün yani, dün maç oynadın, uçaktan biniyorsun tekrar bir yere. Bizde bile avantajlıyız İstanbul takımlara. Bazen deplasmana gidiyorsun ama yine de uçak falan gerekmiyor yani. O tarz işleri tabii, çok çok maç var yani. İnanılmaz bir trafik var bu konuda. Bunlar da sonuçta insan yani, ona da bir uyku lazım, pozitif enerji lazım, gol atmak lazım yani. Birisi yenecek, birisi mağlup olacak. Biz de onu, o enerjisi haftaya, bir de dengeli de olmuyor. Allah var yani, bir gün Beşiktaş bizden daha bir gün daha fazla dinlendi. Biz bir gün eksik dinledik. Ama aynı haftada biz Kayseri'den fazla dinledik bir gün, onlar bizden eksik dinlendi. Yani bazen bu yani fark ediyor, 24 saat bile bu ne diyor, recovery için. Biz Teşekkür ederim. kupa maçı galiba Olimpiyat'ta oynuyoruz. Dengeyi bu aynı zamanda da oynamazsak İstanbulspor'u ile aynı günde, o zaman İstanbulspor adına oynayacağız. O 5 maçtan 4'ünü mağlup olduğunu da biliyorum. Teşekkür ediyorum hatırladınız aslında. Onu biliyorum. Uğraşıyorum, çalışıyorum yani. Kesinlikle bir %5 olsa bile daha fazla ister. Seyirci de olsa bile. Ve ünlü, bu kadar isimli bir hoca bir kulübe gelirse, herkes de tabii bu enerjisi de bir olaydır. Futbolcular için de aynısını olabiliyor. Bence tabii. Yaşadığımız öyleydi her zaman. Gerisi siz görürsünüz artık. Teşekkürler. Tamam, iyi akşamlar.